Geçtiğimiz yıldan önceki yapılan sayımlarda tam 299 obruk tespit edilmişti irili ufaklı. Evet, bu sayı son günlerde daha da arttı. Geçtiğimiz yıl 20 civarında obruk oluştu. 320, bu ülkelerde eklersek minimum 325 sayısından bahsedebiliriz. Ancak bu yani dünden bugüne oluşan değil, öteden beri oluşan ve tespit edilebilen obruklar. Jeolojik faktörler ve yeraltı sularının kontrolsüz kullanımına bağlı oluşan obruklar, Orta Anadolu'nun geneli için ciddi bir risk oluşturuyor. Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi ve Jeoloji Mühendisleri Odası Konya Şube Başkanı Profesör Doktor Fethullah Arık, yeraltı su kullanımına dikkat çekti. Bu bölgedeki yeraltı suyu kullanımına baktığımız zaman, daha çok işte çok su tüketen bitkilerin üretimini görüyoruz. Bunlar işte mısır, yonca, yemlik bitkiler, şeker pancarı gibi bitkiler. Karapınar'da daha yaygın olan mısır. Tabii havza sadece Karapınar özelinde değerlendirilemez. Bütün havzayı birlikte ele aldığımız zaman Konya Kapalı Havzası'nda bu söylemiş olduğumuz bitkilerin üretimi oldukça yaygın. Konya Kapalı Havzası dışında Yukarı Sakarya Havzası'nda yani Eskişehir bölgesinde de obruklar oluşmaya başladığını belirten Profesör Doktor Arık, obruklar neredeyse bütün Orta Anadolu'yu tehdit ediyor, dedi. Obruklar insanları tedirgin ediyor doğal olarak. Bazen geçtiğimiz yılda olduğu gibi iş makineleri obruklara düşebiliyor. Hatta obruklardan bir tanesini kapatmaya çalışmışlar önceki dönemde oluşan obruğu. Üzerine toprak vesaire yığarak kapatmaya çalışmışlar. Sonra yeniden çökme meydana geldi. Yani aslında yüzeyde görmüş olduğumuz o çukurluk, yer altındaki büyük bir boşluğun sadece yüzeyde görebildiğimiz izi diyebiliriz. Konya Teknik Üniversitesi Jeoloji Anabilim Dalı Başkanı Profesör Doktor Tahir Nalbançılar da obruk oluşumlarının Karapınar'daki kayaç yapısı ve su sorununa benzer şartlar taşıyan her yerde görülebileceğine vurguladı. Tabii ki öncelikli olarak bu tür yapıların meydana geldiği alanların içerisinde kalan yerleşim alanlarının risk alanların dışına taşınması birinci öncelikli unsur olmakla beraber herhangi bir yerleşimin olmadığı ancak tarımın yapıldığı her an bir çiftçimizin her an bir vatandaşımızın yaşamını yitirebileceği bir kırsal kesimde olsa bile bu tür oluşumların olabileceğini düşünmemiz lazım. Obruklarla ilgili başta AFAD olmak üzere MTA ve üniversitelerdeki uzmanlar tarafından uzun süredir çalışmalar yürütüldüğünü hatırlatan Nalbançılar, bölge için bakın nasıl bir tabir kullandı. Adeta kolonu kesilmiş bir bina durumunda şu anda. Bu da ne zaman, nerede patlak vereceği belli değil. Esasen bizim sıkıntı olarak ortaya çıkan şeyimiz şu. İnsan ve mal can kaybı noktasında çok fazla dikkat çekmediği için sürekli meydana gelen bu doğal oluşumu hep göz ardı etmek durumunda kalıyoruz. Aslında bunun zaman içerisinde kentlerimizin, yerleşim yerlerimizin içerisinde de Amerika'daki gibi olabileceğini düşünerek şimdiden çok acil bir şekilde üzerine düşmemiz gereken bir araştırma hususudur.